Değerli izleyenler, Türkiye Hazır Beton Birliği Van'daki depremde yıkılan 52 binadan aldıkları beton örneklerinin sonuçlarını açıkladı. Buna göre ağır hasar gören ve yıkılan eski yapılardan alınan örnekler incelendiğinde binaların C6 gibi düşük beton sınıflarında oldukları tespit edildi. Depremle yaşamasına her an hazırlıklı olmalıyız. Türkiye Hazır Beton Birliği Van'daki depremde yıkılan binalardan aldıkları beton örneklerini inceledi. Numunelerin sonucu hiç de iç açıcı değildi. Zira binalar düşük beton sınıfına girdi. Birlik, Van depreminin ardından bölgede bulunan yapılara dair inceleme, değerlendirme ve önerilerini basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. Birlik Başkanı Ayhan Güleryüz, Van depreminde yıkılan yapıların eski olduğunu ve kalitesiz beton kullanıldığını belirterek deprem tehdidine karşı 1988 öncesi binaların yıkılıp yeniden yapılmasını önerdi. Yani kaliteli beton yapmadığımız sürece bu yıkımlarla karşılaşabiliriz. 1988 senesinden önceki binalarımızın yıkılıp yeniden yapılması lazım. Bunun altını çiziyorum. Şu an Türkiye'de 19 milyon binamız var, dairemiz var diyelim ya da. Bu 19 milyon konutun 8 milyon konutunun yıkılıp yeniden yapılması lazım. Kentsel dönüşümle yeni yapılanmaya gidilmeli diyen Güleryüz, trafiğin rahatlayacağı, otoparkın yer altına alınacağı bir bina anlayışını hayata geçirerek THBB olarak C30'dan aşağı beton kullanılmamasını talep ettiklerini açıkladı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hulusi Özkul da binaların incelenmesi gerektiğini söyledi. Van'daki Bayram Oteli'nde olduğu gibi katların birbirinin içine geçmesi beklenen yapıların belirlenip bu yapı stoku içinde öncelikle bu yapılara yönelik olarak eğer güçlendirilebiliyorsa hangisi ekonomikse güçlendirilmesi ekonomikse güçlendirilmesi yıkıp yeniden yapılması ekonomik ise ikinci yola başvurulması. İzmir ve İstanbul'da yaşanan olaylar